Mesh'te modelleme 3 farklı metotla gerçekleşiyor. Mesh, poligon modelleme ki sağdaki modellerimiz bunu temsil ediyor. Patch, yani yüzey ve eğri tabanlı modelleme. En soldaki çaydanlığımız ise NURBS, yine yüzey ve eğri tabanlı modelleme ama çok daha yüzeylerin ve eğrilerin karışık olduğu NURBS tipini temsil ediyor. 1. Mesh poligon modelleme, 2. Patch modelleme, 3. NURBS modelleme. Son dönemde özellikle mesh poligon modellemedeki gelişmeler bunu oldukça güçlü kılıyor. Ama tipine göre, yapacağınız nesnenin şekline göre diğerlerini tercih etmek mümkün. Mesh poligon modellemede nesneler nokta, kenar, yüzey gibi bileşenlerden oluşmakta. Bunları tutup çekerek şekillendirebiliyoruz nesneyi. Yüzey sayısını arttırabiliyoruz, düşürebiliyoruz. Konumlarını farklılaştırarak nesneyi şekillendiriyoruz. Mesh'te de yine aynı şekilde noktalarımız var. Kenarlarımız, yüzeylerimiz var. Bunları çekiştirip şekillendirerek nesneye formunu kazandırıyoruz. Son dönemde mesh poligon modellemedeki gelişmeler Subdivision Surface adı verilen, yani nesnenin kaba halini hazırlayıp bunu yüzey sayısını arttırdığımızda belli bir yumuşatma algoritması ile beraber nesnenin sanki yumuşakmış gibi görünmesini sağlıyor. Böylece biz ne elde etmiş oluyoruz? Nesneyi basit bir şekilden yola çıkarak modelleyip ya da nesnenin kaba halini modelleyip kalan detayları bilgisayarın vermesini sağlıyoruz. Tabii burada bilgisayarın vermesi derken bilgisayar herhangi bir akıl yürütmüyor. Sadece bizim verdiğimiz kaba şekli yumuşatıyor. Böylece mesh poligonda kötü gözükebilecek bir modelimiz Subdivision Surface ile çok daha yumuşak ve pürüzsüz gözükebiliyor. Patch modeller de yine eğrilerden oluşmakta ve eğrinin üzerine örülmüş yüzeylerden. Burada da yine bir takım kontrol noktalarımız var. Ama bu kontrol noktalarımız mesh polide olduğu gibi keskin değil. Yine buradan Axis Constraint'i açarak hangi eksene tam hareket ettireceğimizi görebilirim. Z'de taşıyabiliriz. Kontrol noktalarını çekiştirerek nesneyi şekillendirebiliyoruz. Ama burada eğriler ve yüzeyler belli bir düzen ve ahenk içinde olmalı. Aksi durumda yüzeyler bozuk gözükebiliyor yahut yüzey oluşturmaya imkan vermiyor. Patch modelleme günümüzde maalesef pek sık kullanılmıyor. Eski bir metot. Hala sadece patch modelleme üzerine kurulu yazılımlar bile var. Mesela Animation Master yazılım buna güzel bir örnek olabilir. Ama dediğim gibi günümüzde maalesef patch modelleme pek artık tercih edilmiyor. Ama yine yerine göre kullanmak mümkün. NURBS modelleme ise daha çok endüstriyel tasarımlarda tercih edilen, eğrilerin ve yüzeylerin hemen hemen kusursuza yakın ifade edildiği ve kusursuza yakın gösterildiği bir modelleme metodu. Bu da yine bir takım alt nesnelerden oluşmakta. Eğriler var, yüzeyler var, kontrol noktaları var. Bunları çekiştirerek ana nesneyi modifiye edebiliyoruz. Bunu açalım. Buradan kontrol noktalarını çekiştirdiğimizde yine nesne eğriliğini kaybetmeden şekil değiştirmekte. Ama bunda da tabii yine mesh poli kadar bir özgür değiliz. Ama tabii ki sonradan yüzey sayısını değiştirmek ve nesnenin farklı parametrelerine hükmetmek NURBS'te çok daha kolay. Genellikle endüstriyel tasarımlarda, özellikle araç tasarımlarında yüzeylerin, yüzey eğriliğinin çok hassas ve belli açılarda, belli parametrelerde olması gerektiğinde NURBS modelleme tercih edilebilir. Organik modellerde insan yüzü yahut hayvan modellerken yahut çok daha keskin hatlı bir dolap, bir bilgisayar, bir klavye modellerken de yine mesh model kullanabiliriz. İstediğimiz zaman Subdivision metodu ile
Yani yüzey bölünme, yüzey arttırma metodu ile yumuşatmak da mümkün. Patch modelde yine yüzey görünümü, yüzey yumuşaklığı sonradan kontrol edilebiliyor. Ama NURBS kadar esnek değil. Yüzey ve eğriler belli bir ahenk ve akış içinde olmalı. Aksi takdirde yüzeyler sorunlu ve pürüzlü gözükebiliyor. İlerleyen derslerimizde hangi metodun hangi nesne için olduğunu çok daha rahat anlayacağız.